Profesör Doktor İlyas Topsakal, NATO ve Batı'ya mesaj olarak mı gerçekleşiyor Özbekistan ziyareti, Şangay İşbirliği Örgütü'ne toplantısına katılmak? İlk kez Cumhurbaşkanı seviyesinde Türkiye katılıyor, üyelik başvurusu gündemde ve hem Putin'le hem Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le de görüşme bekleniyor. Rusya ve Çin'i konuşurken bir NATO ülkesi NATO'nun işte stratejik belgesinde direkt tehdit olarak ve sınama olarak tanımlanan iki ülkenin başıyla görüşme yapıyor diye görünecek Batı'ya da. Hay Batı'ya nasıl görünürse görünsün ayrı konu ama biz bütün coğrafyalarda bu konular nasıl yazılıyor takip etmekle yükümlüyüz. Dolayısıyla o görüntüye de ne dersiniz merak ediyorum. Ben Sayın Paşa'ma birkaç teknik olarak bir şeyleri ilave edeyim ki daha net anlayalım mevzuyu. 2008 yılında biliyorsunuz 1996'da kuruldu ama Şangay İşbirliği Örgütü o zaman 5 ülkeyle 2001 yılında resmi olarak genel sekreterlik oldu ve işlevsel hale geldi. Hemen işlevsel hale gelmedi. 2001'den sonra da gözlemci ülkeler artırıldı. Diyalog ülkeleri de oluştu. Bizim diyalog ülkesi olmamızın resmi kabulü iç hukuktan geçmesi gerekiyordu. 2017 yılında tamamlandı. Biz artık gözlemci ülkeyiz. Gözlemci ülkeler de genelde 3-5 sene içinde asil ülke önce diyalog ülkeleri gözlemciler de asil üye oluyor. Dolayısıyla o yola resmi olarak Türkiye girmiş vaziyette. Ama şöyle bir şey var. Ben de katılıyorum Sayın Paşa'ma. Bu örgüt baktığınız zaman Hindistan'da girdiği için Çin, Hindistan, Rusya, baktığınız zaman Asya ve Avrupa'da bu coğrafyada 3 tane büyük ve çeperi de tarihsel çeperi de olan ülkenin beraber aynı işbirliği alanında bulunması. Bunların işbirliği tarihte mümkün olmadı. Yani çünkü hepsinin çeperi çok geniş ve etki alanları çok fazla. İster istemez zamanla çatışma da bu büyüklük çatışmayı da getirir. Kendi perspektifleri var bölgelerinde. Bölge de çok büyük. Daha uzak doğudan başlıyor, Avrupa'ya kadar uzanıyor. Baktığınız zaman ülkelere tek tek Türkiye'de dahil İran, Pakistan, Hindistan, Çin, Rusya ve Orta Asya Türk ülkeleri. Yani Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Afganistan. Şimdi Çin'le Hindistan'ın yakınlaşması, Çin'le Pakistan'ın yakınlaşması Hindistan'da, bunu o yüzden söyledim. Siz de takip ediyorsunuzdur. Hindistan'da nasıl algılanır? Hindistan, İngiltere ve Batı blokunda nasıl algılanır ve bunlar nasıl işbirliği yaparlar? Yani pratikte çok büyük sorunları olan alan burası. O zaman ne düşüneceğiz? Biz demek ki bu işbirliğinin çerçevesini iyi çizmek lazım. Onlar da zamanında çizmişler. Ne demişler? Terör, göç, işte kendi aramızdaki gümrükler meselesi, yani yapacakları ticaretin rahatlatılmasının meselesi, suçluların iadesi gibi küçük alanlarda başlamışlar. Böyle başladı ve yavaş yavaş da dünyanın dengesine doğru kendi aralarında ülkeler arası bloklaşma var. Bir de işbirliği dediğimiz zaman, teknik olarak söylüyoruz yine, işbirliği ittifak değildir. Siyaset biliminde de hocam bizim duayenimiz, yani o bilir, ben çok da bu konuda konuşmak istemem ama zaman gelince anlatacak. İttifak ayrıdır. Mesela NATO ülkeleri ittifaktır, askeri ittifaktır ve 5. maddeye göre değil mi? Birine birisi saldırırsa diğeri de saldırmak zorundadır veya savunmak zorundadır. Kolektif güvenlik anlaşması örgütü var ya, Rusya'nın ve işte Ermenistan'ın, Kazakistan'ın kendi aralarında yaptıkları, Kırgızistan'ın, bu işte NATO gibi bir şeydir. İttifaktır. İşbirliği değildir. İşbirliği biraz daha elastiki, yani serbest bir anlaşma. Dolayısıyla hani konuşurken NATO'nun alternatifi midir diye düşünmemek lazım. Siyaset dilinde değildir. İleride olabilir mi bilmiyoruz. Zamanda konuşacağız. Yani ülkeler kendi aralarındaki bu problemleri halledebilirler mi? Onu da ayrı konuşuruz. Dolayısıyla dünyada bu böyle algılanmaz diye düşünüyorum. Ama şöyle de bakmak lazım. Şimdi son zamanlarda Amerika'nın dünyadaki çok yüksek dominant, çok büyük etkisi azalınca, kendileri söylüyorlar, biz söylemiyoruz. Yani eskisi gibi çok iyi kontrol ve bütün planlarını %100 uygulayamayınca bölgelerde devletler serbest kaldılar. Yani kendi çeperlerini çiziyorlar. Yeni moda bu. Yani her yetkin devlet, güçlü devlet
kendi alanını çiziyor. Çin kendi alanını çiziyor. Hindistan kendi alanını çiziyor. Rusya kendi alanını çiziyor. Türkiye kendi alanında rahat hareket etmek istiyor. İran bile böyle. Dolayısıyla problemler buradan çıkıyor. Şimdi Amerika'nın son dönemde, son 2 veya 3 dönemdir, biz bunu tabii takip ediyoruz. Daha önceki dönemleri bu kadar sorunu değildi belki. Sorunları artırdıkça, özellikle Afganistan'da, Pakistan'da, Hindistan problemi de var, Çin'de, Rusya ile zaten son dönemde tamamen Ukrayna, Doğu Avrupa ile beraber problem arttıkça, Avrupa Birliği'nde de problem arttıkça, özellikle Rusya'nın güdülemesi ve Çin'in güdülemesiyle, Çin sırasının, yani o da biliyor, yani siyaset belgelerine bakıyorlar bunlar, sıra kimde diye, problem kime gelecek diye. O zaman böyle problem yaşayabilecek ülkeler kendine sığınacak liman arıyor, evet, dünyada. Yani doğrusu bu. BRICS'te bunun için yapılıyor ticari alanında, Şangay'da bunun için yapılıyor, başka başka şeylerde aslında bunun için ortaya çıkıyor. Yani Amerika'nın gerektiği güven, şey, insanların birinci ihtiyacı devletlerin güvenlik. İkinci ihtiyacı güvenlik altında serbest ticaret yapabilme yeteneği. Yani insanlarınızı da doyuracaksınız. Bu ikisi de artık dünyada gerçekten, hele bunun üzerinde sağlık, işte son 2 yıldır, 3 yıldır sağlık da eklendi buna stratejik anlamda. Dolayısıyla yeni alanlar devletler arayacaktır. Türkiye çok değil, bakın Katar, Suudi Arabistan, Nepal, yani bir sürü, şimdi saysam size, Sri Lanka, Azerbaycan da var bunların içinde, Kamboçya. Hepsi diyalog ülkesi ve gözlemci olmak istiyorlar, birliğe girmek istiyorlar. Muhtemelen rahat bölgede bu işbirliğine girenler daha rahat ticaret yapacaklar. Çin zaten hedefi ürettiği malı Avrupa'ya rahat geçirmek ve bu bölgede bu anlaşma tahkim olursa mesela Çin'in problemi kalmayacak. O serbest pazarını, hani bir yol bir kuşak diyorlar ya, onu unutun. Bu ülkeleri oraya koyun. Bütün ülkelerle siz bu anlaşmayı yaparsanız hiç şey yapmadan, zorlanmadan, siyaset anlamında zorlanmadan o hatta Avrupa'ya kadar kurarsınız ve ürettiğiniz her malı rahatlıkla pazarlar sayesinde oraya kadar götürürsünüz. Bak, ekonomik olarak düşünseniz bile böyle. Dolayısıyla Asya'daki ülkelerin motivasyonu farklı. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu olaya bakışı, elbette kendisi yüksek stratejinin sahibi, kim ne derse desin eleştiriyoruz, yaptığı kötü işleri anlatıyoruz ama hala dünyada en etkin güç, tabii ki bunun çok yükselmesini istemeyecek. İngiltere yavaş yavaş farklı bir güç oluyor. Brexit'le beraber Hindistan, Avustralya ve Commonwealth'i yeniden canlandırmak istiyor. Onun bakışı farklı olacak. Avrupa Birliği ama bence bunların ikisinden de farklı bakacak. Ben çünkü Macron'u da takip ediyoruz. Almanya'yı takip ediyoruz. Çin'le çok derin ilişkileri, alışveriş anlamında çok derin ilişkileri var. Onlar da bu olaya farklı bakacaklar. Biz de gözlemleyeceğiz. Peki o zaman İlyas Bey, ben şunu merak ediyorum. Türkiye açısından da sormuştunuz. Şunu merak ediyorum şimdi sizi dinlerken. Türkiye'de tartışıldığı, yani neyi tartıştığımız kadar nasıl tartıştığımız da Türkiye'de benim nacizane çok ilgimi çekiyor. O yüzden de nasıl tartıştığımızla da ilgili ben size bir şey sormak istiyorum. Şimdi eğer Batı bizi dışlıyor diye biz Doğu'ya gidiyoruz gibi bir argümanımız varsa şayet, koyalım bunu masaya. Bir de şöyle bir argüman var. Mesela sizi dinlerken ben onu duyuyorum. Zaten dünyada çok büyük devletler belli iç ve dış sınamalar sebebiyle biraz dikkatleri dağınıklar. Bu da yeni alanlar yaratıyor orta büyüklükteki ülkelere. Orta büyüklükteki ülkeler de kendilerine yeni fırsatlar arıyorlar. Ekonomik, siyasi, evet, evet, askeri işbirlikleri açısından. Türkiye'de aslında burada ya da duyuyorum. Böyleyse şayet niye Batı bizi ittirdi, bizi sevmedi, bizi dışladı, biz de o yüzden gidip burada ben fırsat arıyoruz diye konuşuyoruz. Ya öyle mi, öyle mi? Ben ya da belki gerçekten biz gayet rasyonel bir şekilde kendimize fırsatlar arıyoruz. Şöyle, ben birinci dediğiniz zaten onu... Çünkü öbürü çok duygusal bir argüman. Ay, ve yok, toplumsal duygu da yükselten yok. Bir argüman. Belki benim yazılarım da, konuşmam da daha çok Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyacı bu. Dikkat ediyorsanız ben öyle konuşuyorum. Ben itilmişlikten değil. Aynı itilmişi Fransa'da yaşıyor. Yani o doğru değil bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Sizce öyle değil. Almanya'da yaşıyor. En büyük itilmişliği Almanya yaşıyor, biliyor musunuz? Çünkü Almanya'nın bütün fabrikaları Doğu Avrupa'da ve uzakta. Siz Rusya ile problem yaşatırsanız bu ülkeye, ülke aç kalır veya Almanya defalarca geri gider. Bakın onlar da yaşıyor aynı sıkıntıyı. Fransa'da yaşıyor. Batı'nın hepsi yaşıyor. Ama bunlar farklı bir pakt arıyorlar mı? Onlar da arıyor.
Orada da entelektüeller. Hatta bakın Henry Kissinger yazdı ya. Ya bırakın ötesini. Fukuyama en büyük liberal yazıyor yani. Bırakın. Dünya yeni bir yere gidiyor. Herkes yazıyor bunu artık. Yani biz öyle duygusallığa falan gerek yok. O bizi itiyor, bu çekiyor falan. Bunlar evet söylenir. Gündelik siyasette söylenir ama işin felsefesine baktığımız zaman gerçekten dünya artık yeni bir şeye gidiyor. Çünkü Amerika eskisi gibi yönetemiyor. Bu kadar basit. Yeni şeyi kendimiz bulacağız. Burada düşünceler öne çıkar. Kim ne önerecek? Yani Hindistan ne önerecek? Rusya nasıl olacak? Rusya zayıflayacak mı? Tahkim edecek mi? Kendini koruyabilecek mi? Çin kendini koruyabilecek mi? Çevresine ne kadar etki edecek? Amerika ne kadar önem gösterecek Orta Doğu'ya bilmiyoruz. Yani Afganistan'da gördük hadiseyi yani. Şeyde de gördük, Suriye'de de gördük. Arap Baharı'na başladı, karışmadı, ortada bıraktı herkesi yani. Şimdi bütün bunlar dünyanın yeni gidişatında nasıl şekilleneceğini bize gösterecek. İşte o yüzden çok önemli. Hiç duygusal konuşmaya gerek yok. Biz Türkiye açısından Türk entelektüelleri, hocaları bunu kestirmeye çalışacağız. Yerimiz ne olacak? Yerimiz ne olacak? Yerimiz ne olacak? Bunu ne, değil mi hocam? Yüksek düşünürler bulurlar. Yani bunu gazeteci bulamaz. Bunu iş adamı bulamaz. Bunu siyasetçi de bulamaz. Siyasete kimse suç yüklemesin. Bunu askere de kimse suç yüklemesin. Askerin de görevi değil. Bu görev Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin entelektüellerinin meselesi. Doğru tespiti yapmak zorundalar. Şimdi batıdan kopamıyorsunuz. Çünkü NATO'ya üyesiniz. Bakın çok doğru paşam söyledi. Çok doğru. Kopamıyorsunuz. Çünkü bütün envanteriniz filan 80 yıldır oraya bağlı yani. Kopamazsınız. Avrupa'dan da kopamazsınız. Bak ben ileri söyleyeceğim. Çünkü 200 yıllık bizim Avrupalılaşma tarihimiz var. Bütün kitaplarımız, felsefemiz, tercümelerimiz, bütün entelektüel altyapımız Avrupa'ya ait. Fransa'ya veya işte İngiltere'ye, yeni dönemde de Amerika'ya. Amerika'da okuyor bizim gençlerimiz, geliyor profesör falan oluyor. Şimdi böyle bir bağlantı da var. Sonra onlara Amerikancı diyorlar. Ya kim ne derse desin çok önemli değil yani. O Amerikancılardan en büyük Türk milliyetçisi de çıkıyor. Hocam tamamen eskisinden sonra. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Yani. Şimdi şöyle bakın ama şöyle. Şimdi bütün bu denge, bunlar hep denge. Rusya'yı da iyi tanıyoruz artık. Son 30 yılda Ruslarla da akraba olduk. Bir sürü evlendik filan. Bu dengeden Türkiye kendine bir alan bulmalı. Benim söyleyeceğim bu hocam. Peki o zaman hadi buradan devam edelim.